sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yine Çocuk Atölyesi programından karşıladık sizleri. Güzellikleri paylaşacağız. Hangi çalışmaları yapacağımızı da öğretmenlerimize soracağız. Az sonra diyeceğiz ki Büşra öğretmenim ne hazırladınız? Sonra döneceğiz diyeceğiz ki Merve öğretmenim ne hazırladınız? Onlar da anlatacaklar, bilgilendirecekler. Sonra da uygulayarak çalışmaları tamamlayacaklar. Yarışmamız olacak. İlerleyen dakikalarda bir puzzle oluşturacağız. Sincap figürlü bir puzzle olacak. Çok eğlenceli olacak. Hangi grup daha hızlı tamamlayacak onu göreceğiz. Sonra bir yarışmamız daha olacak. O da burada yapacağımız çalışmayla alakalı bir yarışma olacak. Merve öğretmenimiz de onu biraz sonra anlatacak. Kitap severler için bir sürprizimiz var. Değil mi? Çalışmamız onunla alakalı. Onu da zaten öğretmenimiz anlattığında görmüş olacağız. Şimdi sözü çok fazla uzatmak istemiyoruz programın başında. Neden? Katılmak isteyenler varsa içinizde bir an önce bizim size söyleyeceğimiz yollarla programa katılabilin diye. Bunlar ne? Hemen şaşkına dönelim. Bilgileri alalım. Evet. Şaşkına döndünüz ve arkadaşlar şimdi yine ben size internetten bize nasıl ulaşacaksınız onu söyleyeceğim. Facebook'tan Çocuk Atölyesi TV yazdığınızda bizim sayfamıza ulaşacaksınız. Ayrıca yine Instagram'dan Çocuk Atölyesi TV yazdığınızda bize ulaşabileceksiniz. Orada da küçük resimler, minik videolar paylaşıyoruz. Burada yapılan etkinlikleri de görebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar. Önce bizi takip edin. Sonra bizimle olun. Şimdi başladık. Aynen Şaşkın'ın dediği gibi bize ulaşabiliyorsunuz. O şekilde de bizlerle birlikte olabiliyorsunuz. Paylaştıklarımızı anında görebiliyorsunuz. Şimdi neler yapacağız? Ne ile başlayacağız? Hemen anlatmaya başlayalım. Kitap severlere bir sürprizimiz var dedik. Bunu Büşra öğretmenimiz anlatacak. Nedir sürprizimiz? Sürprizimiz aslında bir kitaplık gibi olacak. Kitap severler için dedik. Her zaman herkesin kütüphanesi olmayabiliyor ya da kitaplığı olmayabiliyor. Kitaplarını koyacak düzenli bir yer bulamayabiliyor. Biz de onun için bir tane bu şekilde kitaplık hazırlayalım dedik. Bu benim hazırladığım çok kitap koymak için oldu ve büyük kitaplar koymak için büyük bir koli oldu. Burada yapacağımız biraz daha küçük kutular olacak. Aslında tam kitaplara göre olacak bu boylar. Ben orada daha gözüksün diye aslında sadece kitap koymak için değil, oyuncaklarını koymak için, oyuncaklarını düzenli bir şekilde koymak için hani oyuncak kutusu gibi de değerlendirebilirler diye bu kadar büyük yaptım. Aileleriyle birlikte yapmaları güzel olur. Koli büyük olduğu için kaplaması aslında göründüğü kadar kolay olmuyor. Ben her yerini kapladım. Hani sadece koli kaplamış gibi gözüküyoruz ama gerçekten o bile çok uğraştırıyor. Ama hani biz zaten bir taraftan ailece çalışalım istiyoruz. Evet. Arkadaşlarımız evde kim varsa toplanıp birlikte çalışsınlar. Toplanıp yapabilirler. Hafta sonu özellikle büyükler evdedir. O nedenle beraber kaplasınlar ve kocaman bence yapsınlar. Evet. Çünkü çok kitapları var, çok kitap okuyorlar. Evet. Bütün kitapları sığdırabiliriz böylelikle oraya. Evet, evet Şaşkın. Hem her boy kitapları sığmış olur. Bu kutular biraz daha küçük olduğu için hani buna göre kitapları koymaları gerekecek. Hani biz kitapları aslanın kucağına koymuş ne gibi durduk. Burada da kurbağa ve bir tane kız figürü yapacağız. Burada da kurbağanın sanki gövdesine kurbağa sarılıyormuş gibi olacak. Diğer çalışmada da bir kız figürü çalışacağız. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Hani evde arkadaşlarımızın hangi büyüklükte kolileri varsa o büyüklükte birer kitaplık hazırlayacaklar. Küçük kolisi olanlar küçük bir kitaplık. Evet. Böyle büyük kutuları olanlar da büyük kitaplıklar hazırlayabilirler. Ayrıntıları biraz sonra alacağız. Evet. Ama neler lazım? Hangi malzemeleri hazırlayalım? Büyük bir koli lazım. Bu koliyi de kırtasiyelerde ya da böyle mağazaların girişlerine genelde hani çöp attıkları bir malzeme oluyor ya da marketlerde. Evet. Hani sokakta aslında şöyle bir çıktığımızda gözümüz koli aradığında aslında çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Ya da bu şekilde küçük kutular bizim için yeterli olacaktır. Peki kaplamak için renkli kağıtlar, evet, bir tane koli lazım ve bolca kitap aslında. Evet. Biraz sonra ayrıntıları da görmüş olacağız uygularken. Merve öğretmenimiz oyunlu bir çalışma hazırlamış. Çok sevdiğimiz bir figür var. Bugün puzzle yarışmasında da aynı figür var. Bugün masalımızda da aynı karakter var. Acaba çok seviyoruz bu neymiş? Ya. Öğrenelim mi öğretmenimizden? Evet, öğrenelim. Öğrenelim bakalım. Biz bugün sincap etkinliğimizi yapacağız. Yani sincapa fındık yedirme oyununu oynayacağız. Fındıkları ben de yemek istiyorum orada. Çıtır çıtır böyle kırmak istiyorum. Sonra içini çıkarmak istiyorum. Oyunu oynadıktan sonra, yayından sonra sen de o fındıklardan yiyebilirsin Şaşkın. Tamam, anlaştık. Tamam. Sincap'a fındık yedirme oyunumuz. Bunun için malzemelerimiz bir kutuya ihtiyacımız var. Daha sonra kutunun içine fındıklarımızı atabilmemiz için bir şeker maşasına ihtiyacımız var. Eğer yoksa arkadaşlarımız bizi dikkatlice izlesinler. Onun yolunu da öğrenmişiz. Evet.
yapacağız? Burada bir de şeker maşası hazırlayacağız. Hı hı. Bu sayede yani bu maşa ile beraber şu şekilde fındıkları alacağız. Sincabımızın ağzına atacağız. Yani sincabımızın karnını doyuracağız bir nevi. Peki. Oyunumuz bu şekilde. Harika. Arkadaşlarımız bizi dikkatlice izlesinler. Nasıl yaptığımızı öğrendikleri zaman, gördükleri zaman onlar da evde kendi başlarına yapabilirler. Anlaştık. Neler lazım? Neler lazım? Kutu kartona ihtiyacımız var. Maşamız için doktor çubuğuna ihtiyacımız var. Bu şeker maşasının bu açıp kapanma materyalini yapabilmemiz için de mandala ihtiyacımız var. Yapıştırıcımız, makasımız olduğu zaman etkinliğimizi yapabiliriz. Peki, o hani şeker tutacağını ya da fındık tutacağını siz mi düşündünüz mandallı olanı yoksa bir yerlerden gördünüz? Ben bir yerlerden gördüm. Çok iyi bir fikir ama. Evet, ben görür görmez dedim ki bunu biz de yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da öğrensinler. Çünkü her zaman her yerde şeker maşası bulamıyoruz. Aynen. O nedenle ben bunu gördüm. Hatta dün akşam evde bayağı bir araştırdım acaba nasıl yapabiliriz diye. Araştırınca bulunabiliyor. Ben de buldum. Burada arkadaşlarımıza anlatalım. Onlar da nasıl yaptıklarını öğrensin. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bir yarışmamız olacak. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda çalışmamızı tamamladığımızda sincaba fındık yedirecek arkadaşlarımız. Kim sincabın karnına daha çok fındık atarsa o kazanmış olacak. Çok eğlenceli bir yarışma. Hem çalışmayı yapın hem de sonra siz de bizim gibi yarışın, olur mu? Neler yapılacağını öğrendik. Evet. Malzemeleri de saydı öğretmenlerimiz. Hepsi ekran başındaki arkadaşlarımız bu malzemeleri toparlarken biz de tanışmaya başlayalım mı? Evet, arkadaşlarımızı tanıyalım bakalım onlar kimlermiş, nereden gelmişler, ben merak ediyorum. Ve bu tanışmaya Beyza ile başlayalım çünkü Beyza'nın elinde mikrofon zaten bekliyor konuşmayı, değil mi Beyza? Nasılsın? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Beyza'cığım kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum. Çok sayıda kitabın var. Evet. Sen de böyle bir hazırlık yapıp bütün kitaplarını böyle içine koymak ister misin? Olur. Kolay görünüyor mu bu çalışma? Evet. Görünüyor. Peki. O zaman sana kolay gelsin diyelim. Furkan'a mikrofonu verelim, olur mu? Furkan'cığım, sen çalışmaya başlamışsın bile, kolay gelsin. Kolay mı çalışma? Evet. Böyle bir çalışma yapıp sen de kitapların içine koymak istiyor musun? Evet. Hangi figürü kullanmak istiyorsun? Ne? Burada aslan var. Sen hangi figürlü bir kitaplığın olsun istersin? Yani aslan mı? Kaplan mı? Ne olabilir? Zürafa mı? Şu anda kurbağa yapıyorum ya. Kurbağalı mı olsun istiyorsun? Peki kurbağaları seviyor musun? Evet. Çok mu iyi zıplıyorlar? Evet. Peki Furkan, kolay gelsin sana da. Hemen diğer masaya geçelim, bir de onlara soralım bakalım. Onların çalışması da çok eğlenceli, şaşkın. Bakalım onlar nasıl yapıyorlar mı, yapamıyorlar mı? Sarper başlamış. Sarper, ne yapıyorsun şu anda? Sincapı boyuyorum. Oyun oynayacaksın sonra ama şu anda boyamayı mı yapıyorsun, sincapı mı boyuyorsun? Eğlenceli mi? Çok iyi. Peki. Sarper, sen hiç hayatında sincap gördün mü? Görmedim. Hiç görmedin mi? Televizyonda da rastlamadın mı? Ben televizyonda rastladım ama görmedim. Canlısını görmemiş, şaşkın. Peki sincaplar nerede yaşar? Binada mı yaşar yoksa başka bir yerde mi? Nerede yaşar? Başka bir yerde. Mesela? Ağaçlarda. Ağaçlarda, evet. Aferin. Ormanda değil mi? Ormanın ağaçları. Ormanın ağaçları. Sarper biraz sonra yarışacak şaşkın. Çalışmayı tamamlayınca, değil mi Sarper? Fındık atacaksınız sincabın ağzından bir sürü bakalım. Ne kadar sayıda atabileceksiniz bakalım, kazanabilecek misiniz? Şimdiden heyecanlandırayım seni, olur mu? Peki. Hadi kolay gelsin. Hemen mikrofonu uzat bakalım arkadaşına. Elifciğim, nasılsın? İyiyim. Güzel bir çalışma mı? Evet. Peki, sen de yarışacaksın çalışmayı tamamladığında. Senin en sevdiğin hayvan hangisi? Tavşan. Tavşan. Sincap da tavşanlara biraz benziyor mu? Çok az bir şey. Sincap da sevimli mi? Onu da seviyor musun?
Evet. Peki, bir yarışma daha yapacağız. O da sincaplı olacak. Sincabı bugün çok göreceğiz yani. Kolay gelsin sana da. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi Şaşkıncığım. Efendim Arif abla. Çalışmaları başlattı ya öğretmenlerimiz. Evet. Nasıl başlattıklarını soralım mı? Tamam ben sorayım. Hadi sen sor. Öğretmenim. Şimdi biz bu sincapları nasıl yapacağız? Nasıl başlayacağız bunlar ha? Hangi öğretmenimize sordun? Merve öğretmenimize mi? Evet Merve öğretmenimiz sincapları yapıyor ya ben ona şöyle bakıyorum. Merve öğretmenim geliyorsunuz beni değil mi? Evet. Bir anda etkinliğe kaptırınca acaba bana mı sesleniyor diye düşündüm. Sincap ben... deyince dedim ki bana soracaksın. Tamam. Ne oldunuz? Size bakarken Büşra öğretmene mi bakıyorum acaba dedim. Ama sana bakmıyorduk ki hiçbirimiz. Ben de dedim ya böyle bakıyorum hangi öğretmene deyince şaşırdım bir anda. Peki bakalım nasıl başlatmış öğretmenimiz? Önce kutumuzu kaplıyoruz. Arkadaşım sincabı boyadıktan sonra kutumuzun yüz kısmına yani kapak kısmına sincabı yapıştıracağız. Ve ağız kısmını burada gördüğünüz şekilde küçük bir delik açacağız. Bu deliği açarken mutlaka arkadaşlarımız ailelerindeki büyüklerden yardım istesinler. Deliği açtıktan sonra... etkinliğimiz bitmiş olacak tamamen. Sincap resmini yapıştıracağız. Ağız kısmına dilimizi açacağız. Ben bu sırada arkadaşlarımız boyama yaptığı için onu şimdi gösteremeyeceğim ama daha sonra mutlaka onu gösterelim. Maşayı nasıl yaptığımı anlatayım. Bunun için iki tane doktor çubuğuna ihtiyacım var. Bir tane de ahşap mandala ihtiyacım var. Ahşap mandal şart değil, plastik mandal da olur. Bu mandalımın her iki yüzüne de yapıştırıcı süreceğim. Ve sonrasında doktor çubuklarını öğretmenimiz şimdi gördüğümüz gibi şu şekilde yapıştıracağım. Hı hı. Biraz kuruması için bekleyeceğiz. İsterlerse bunları boyayabilirler, istedikleri renklerde yapabilirler, isterse sade de yapabilirler. Hı hı. İki tane doktor çubuğumu arada mandal kalacak şekilde yapıştırdığım zaman... Maşamız hazır olacak şu şekilde. Harika, ne kadar pratik değil mi Şaşkın? Evet, çok güzel bir maşa oldu. Onlarla fındıkları tutacağız, kutunun içine atacağız, oyunumuzu oynayacağız. Evde oynayabileceğimiz çok şirin, çok tatlı bir oyun olmuş olacak. Yapacağız şimdi biz bu faaliyeti. Biz de aslında karşı masayla benzer bir şekilde yapıyoruz çalışmayı ama farklı etkinlikler tabii ki. Biz de burada kutu kaplayacağız. Önce kutumuzun her yerini kaplayacağız. İçini de kaplayacağız içi gözüktüğü için. Hani bu şekilde gözükmesini istemiyorsak eğer orayı da renklendireceğiz. Daha sonra ben kitapların rahat alınması, elimizi içine rahat sokabilmemiz için ben hemen şunu da göstereyim bir. Şu şekilde kalemle bir çizeyim. Büyük bir V şeklinde şöyle yapalım. Ben burayı makas yardımıyla şimdi keseceğim. Şöyle yapalım hatta. Büyük bir V şeklinde olacak. Onun hem içinde kitaplarımızı görebilelim. Rahat görebilmek hem için. Hem de kitaplarımızı kolay alalım evet, koyalım. Evet, elimizi rahat koyabilmek için. Hem de tabii dediğiniz gibi kitabı bulmak da zor olmasın kolinin içinden. Sonuçta biz kolinin içine atmıyoruz bu kitapları. Böyle bir kitaplık olduğu için rahat gözüksün. Ben bu şekilde kolinin şu yanlarında bu bulunan kısımların hepsini çıkardım. Sadece bu şekilde kutu kaldı. Oraları da çıkarsınlar ya da içine doğru katlasınlar kullanmak istemiyorlarsa. Bu şekilde şimdi biz kurbağa yapacağız ve kız figürünü tamamlayacağız. Peki o figürleri yaparken de figürlerin şekillerini birazcık görelim. Fikir olsun bize. Ekran başındaki arkadaşlarımız bakarak da çizebilirler, çizebilsinler diye olur mu? Evet tamam. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Kolyeyi kaplıyoruz içini, dışını çok güzel görünecek şekilde bir boşluk açıyoruz ön taraftan. Ondan sonrasında da figürümüzü ekleyerek tamamlıyoruz. Evet. Peki. Şimdi çalışmalar başladı. Çalışmalar ilerliyor. Bir oyun sincabın ağzından fındıkları atacağız. Öyle bir oyun oynayacağız. Süre tutacağız. Bir de kitaplık yapıyoruz. İki çalışma da çok güzel. Peki başka ne yapacağız? Ne yapacağız Şaşkın? Başka ne yapacağız? Bölümümüz var onu izleyeceğiz. Evet mini minnacık bir bölüm. Bu bölümde de bir etkinlik var. Çok hızlı anlatılacak ama çok dikkatli izlediğimiz onunla nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Sonrasında yarışmayla burada olacağız. Puzzle oluşturacağız. Sincap figürlü onunla buluşacağız.
Arkadaşlar, puzzle'la karşılıyoruz sizi. Şimdi tamamlayacak onu arkadaşlarımız. Biz de Merve öğretmenimize yönlendireceğiz arkadaşlarımıza. Birazcık destek olacağız. Ama asıl yarışmayı Serper'le Elif yapacaklar. Şaşkın 3'e kadar sayınca da başlayacağız. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Elif, Serper hazır mıyız? Evet. Sabırsızlanıyor muyuz? Evet. Bir an önce başlayalım. Bakalım ne kadar sürede yapacağız. Hadi bakalım Şaşkın. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Başla bakalım. Haydi bakalım. Serper hızlanıyoruz. Benim yanımdan. Evet, süremizi başlattık. Öğretmenim, şu köşe olabilir, şu köşede. Üçüncü zaten. Üst köşede öğretmenim de olursa herhalde olur. Tutamayacağız artık. Ay, kafası çıkınca ben de çok heyecanlandım evet. Bir anda. Hadi arkadaşlar, biraz daha hızlı yaparsanız rekora doğru gidiyorsunuz. Alkışlar gelsin Elif ve Serper'e. Evet. Biraz uzun sürdü sanırım. Ne kadar sürdü? Söylüyorum. 3 dakika 56 saniyede yaptılar. Ve siz alkışlarla yerlerinizi alıyoruz. Teşekkürler. Gelsin. Ve sıra geldi bu gruba. Arkadaşlarımız merakla bekliyorlar. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Çok mu heyecanlıyız? Beyza heyecanlı. Furkan heyecanlı mı? O değil heyecanlı. O zaman geçmemiz lazım Furkan diğer grubu, evet. Tamam mı? 3 dakika 56 saniyeden önce yapmanız lazım. Hadi sayalım Şaşkın. Sayıyorum. 1, 2, 3. Başla. Haydi bakalım Beyza, Furkan. Yalnız burada. Burada başlamamız Hadi lazım. Hadi bakalım. 3 dakika 56 Harika. Saniyeden köşeye, önce yapmanız lazım. Bak şu bir köşe mesela. Arkadaşlar acaba çok siz yap poz yapsanız çevir, kaç dakikada yapar mısınız? Ama. Merak ediyor musunuz? Ucunda bir nokta var. Kuyruğa yakın bir yer olabilir mi? Bulduk. Palamutun orası. Son parça, alkışlar. Orada. Oo, Beyza ve Furkan çok gayret ettiler ve sanıyorum diğer grubu geçtiler. Ne kadar sürdü? Az önceki grup 3 dakika
dakika 56 saniye yaptı. Şimdiki grubumuzda 2 dakika 5 saniye yaptı. Alkışlıyoruz, tebrikler. Şimdi ne yapalım biliyor musun şaşkın? Ne yapalım? Şimdi bir masalımız var, onu izleyelim arkadaşlar. Masalımız sincaplarla alakalı. Bu masalı izliyoruz, arkasından biz buradayız. Diğer yarışmamızı yapacağız. Sincaplara fındıkları yedireceğiz. Yardımlaşmak ne güzel. Kıtır'la Pıtır bulundukları ormanda gezintiye çıkmışlardı. Kutur! Efendim Pıtır? Şuradaki meşe ağacına tırmanalım mı? Olur. Ama tırmanırken yarışalım. Kim önce tırmanacak bakalım, hazır mısın? Evet hazırım. Hadi o zaman sayalım ve başlayalım. 1, 2, 3 ve yarış başlasın. Biz Kutur ile Pıtır ağaçlara tırmanırız pıtır pıtır. Yarışı kim kazanırsa fındık yiyecek kıtır kıtır. Yarışırken söyledikleri şarkı buydu. Çok eğleniyorlardı. Pıtır neredeyse en üst dala ulaşmıştı ki birden durdu. Pıtır, buraya gelmelisin hem de çok çabuk. Gelemem. Neden gelemezmişsin? Çünkü duramam. Yarışı kazanmak üzereyim. İnan bu yarışı kazanmaktan çok daha önemli. Burada bir tuhaflık var. Of Pıtır, yine ne buldun? Hem dallardan seni göremiyorum. Neredesin? Üst dallardan birindeyim. Bak şimdi bulunduğum dalı sallıyorum. Solunun yaprakları görebiliyor musun? Aa evet gördüm. Bekle hemen yanına geliyorum. Kıtır daldan dala zıpladı. Kısa sürede arkadaşının yanına ulaştı. Gördükleri karşısında o da şaşırdı. Pıtır bir kuş yuvasının yanındaydı. Yuvanın içi boştu. Sadece yeni kırıldığı anlaşılan yumurta kabukları görünüyordu. Kutur, bak bu kabuklar yeni kırılmış. Yani içinden küçücük bir yavru çıkmış olmadı. Ama yavru yuvada yok. Sence nerede olabilir? Belki de annesiyle gezmeye gitmiştir. Olur mu hiç öyle? Daha annesiyle gezmeye gidemez ki. Yumurtadan çıkar çıkmaz uçmayı bilemez ki. E peki o zaman ne oldu? Yoksa küçücük yavru kayıp mı oldu? Onlar böyle yuvaya bakıp konuşurlarken uzaklardan bir ses duyuldu. İkisi de birbirine baktı. Yoksa bu ses yavru kuşun mu? Sonra tekrar aynı ses geldi. Çik 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 çik. Çik 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 çik. Ben bir yavru serçecik. Yuvamdan aşağı düştüm. Biri bana yardım etmeli hemencecik. Sen de duydun mu? Dedi Pıtır. Evet duydum. Sanki ses aşağıdan geliyor gibi. Yavru serçecik. Neredesin? Diye seslendi Kıtır. Çik 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 çik. Sanırım bir dalın üzerindeyim. Diye cevap verdi serçecik. Kıtır'la Pıtır daldan dala atlayarak yavru serçeye ulaştılar. Çik 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 çik. Bana yardım eder misiniz? Çünkü ben daha miniciğim minicik. Dedi serçe. Kıtır serçeyi kucağına aldı. Sonra da yuvaya doğru tırmanmaya başladı. Pıtır da yanlarındaydı. Pıtır serçeye, "Nasıl geldin buraya?" diye sordu. "Düştüm." dedi serçe. "Annem yemek aramaya gidince yuvada canım sıkıldı. Aşağıda oyun oynayan tavşanları seyredecektim. Başımı uzattım. Sonra da bir baktım daldayım." Kıtır'la Pıtır serçeyi yuvasına yerleştirdiler. Daha dikkatli olmasını tembihlediler. Sonra da uyuması için ona bir ninni söylediler. Uyusun serçecik uyusun. Uyusun da hemencecik büyüsün. Serçe kısa süre sonra uyudu. Sincaplar da üzerini belki üşür diye yaprakla örttü. Kıtır'la Pıtır çok mutlu görünüyordu. Yardım etmenin mutluluğuyla gözlerinin içi gülüyordu. Ve masalımızdan sonra şimdi yarışmamızı başlatacağız. Ama yarışmamızı başlatmadan önce minnacık bir detaydan bahsedecek Merve öğretmenimiz. Nedir o?
sincapımızın ağız kısmına, yani fındıkları içine atabilmemiz için yuvarlak bir deliğe ihtiyacımız var. Bunu yaparken mutlaka büyüklerinden yardım alsınlar. Şu şekilde. Sincapın. Ağzını mı açıyorsunuz? Evet. Çünkü fındık yiyecek şaşkın. Ay, çok iyi. Şu şekilde küçük bir delik oluşturduk. Bu deliğin içinden fındıklarımızı atacağız. Atacağız. Tamam. Şimdi hazırız artık yarışmaya. Evet. Sarper, hazır mısın? Hazırsın ve çok heyecanlı. 3'e kadar sayacağız. Yarışmaya başlatacağız. 30 saniyen var. Bakalım kaç tane fındık yemiş olacak Sincap. Hadi bakalım şaşkın. Sayıyorum. 1, 2, 3. Başla bakalım. Hadi bakalım hızlı hızlı. Çok evet. Hızlı. Fındıklar lep lep gidiyor. 3, 2, 1, 0. Bitti. Alkışlıyoruz. Ayrıca saymamıza gerek kalmadı. 13 fındık attı değil mi? Sincap'a yedirdin. Harikaydın. Teşekkür ediyoruz. Elif'te sıra. Elif hazır mısın? 13 hazırsın. 12 taneden daha fazla olması gerekecek, tamam mı? 13 değil miydi? 13 öğretmenim değil mi? 13'ten daha fazla olması gerekecek. 13 olursa eşit olacaksınız ama daha az olmamasına gayret et. Sayıyoruz şaşkın. Sayıyorum. 1, 2, 3. Başla bakalım. Elif çok hızlı olman gerekiyor. Evet Elif, hızlı ol birazcık. Bırak. Biraz acele et öğretmenim, tabağı biraz yaklaştıralım mı oraya? 3, 2, 1, 0. Alkışlıyoruz. Elif çok tatlıydı. Kaç tane attı? Şimdi Elif fındıkları yedirirken iyice ağzına doğru veriyor fındıkları. O biraz yavaşlattı onu ama harikaydın. Kaç fındığımız? 5 tane. 5 tane oldu. 5 fındık. Teşekkürler sana. Evet, az önce bu masada yaptık. Şimdi de karşı masaya geçiyoruz. Büşra öğretmenimizin masasına. Bakalım orada önce kim yarışacak? Beyza hazır bekliyor şaşkın. 3'e kadar sayınca hemen başlayacak. Hadi tamam, bakalım. Tamam sayıyorum. 1, 2, 3. Başla Beyza. Beyza hızlı. Çok hızlı ol. Evet çok iyi başladın. 13'ten fazla yedim ben lazım. Aferin sana. Hızlı ol, hızlı ol. 3, 2, 1, 0. Kaç tane oldu öğretmenim? Söyle, 16 tane. Tekrar bir alkış o zaman Beyza'ya. Çok yedirmiş. Şu evet. Anda rekor Beyza'da. Peki. Beyza'ya misafir gidilir çünkü o çok yemek yediriyor. Peki. Furkan hazır mısın? Ha, şöyle koyalım. Furkan gelsin. Da iddialı görünüyor. Evet. Hazırsın değil mi Furkan? 3'e kadar sayıyoruz, başlıyorsun. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Başla bakalım. Furkan hızlanacaksın. Hadi bakalım. Biraz daha evet. Neredeyse 10 saniyemiz kaldı. Evet. 3, 2, 1, 0. Alkışlıyoruz Furkan'ı da. Furkan kaç tane? Ağzını tutturamadı. 11 tane. 11 tane. Arkadaşlar tebrikler, ilk defa oynadınız bu oyunu. Ona rağmen çok iyiydi. Bütün arkadaşlarımız tavsiye ediyoruz. Çok eğlenceliydi. Ve Büşra öğretmenimiz de çalışmaları tamamladı. Değil mi Büşra öğretmenim? Evet. Son sizin yaptığınız figürleri de bir göreceğiz. Kitaplıklar çok şirin oldu. Ne yaptınız? Beyza ne güzel olmuş. Beyza çok sevdi. Çok güzel olmuş evet. Ama. Şöyle gösterelim mi Beyza? Bak bir tane kız figürü çizdik. Sonra saçlarını keçi kulak diyoruz. 2 tane bağlamış. Keçi kulak yapmış. Bir kız resmi çizdik. Daha sonra önüne ellerini ekledik. Sanki kitapları kucaklıyormuş gibi gözüktü. Elinize sağlık. Çok güzel. Kurbağa da güzel olmuş. Evet. Furkan'ın kurbağası da çok güzel oldu. Onun için de büyük bir kafa hazırladık ve büyük gözlerini ekledik. Kurbağaların zaten belirgin özellikleri budur. Daha sonra ona da 2 tane ayak ekledik. Yine o gövdesine kitapları biriktirmek için hazır bekliyor. Harika. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, çalışmalarımızı tamamladık. Fındık yiyen sincaplarımız bitti. Çok da eğlendik ve kitaplıklarımız var. Onları da tamamladık. Programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda başka çalışmalarla yine burada olacağız. Siz de orada olun. Yine buluşalım. Yine güzellikleri paylaşalım. Ama şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.